Bıyık Bey, Bıyık Bey, düş ormanında. Kahramanlarımız kendilerine muhteşem bir sofra kurdular. Peki bu güzel masa niçin hazırlandı biliyor musunuz arkadaşlar? Bıyık Bey'in gelişini kutlamak için ziyafet vermek çok iyi fikirdi. Sen de mutlu musun? Harika, mutluyum. Patilerime kadar doydum. Senin neyin var kartopu? Boncuğumu kaybettim. Hediyenize sahip çıkamadım. Sen hiç üzülme. Hep beraber ararsak bulabiliriz. Kartopunun boncuğunu bulmamız gerek. Nerede unuttuğunu hatırlıyor musun? Esod uyumadan önce boynumdan çıkarmıştım. Hadi hemen çevreye dağılıp aramaya başlayalım. Ben onu şıp diye bulurum. İş sürmek benim işim. Önce biraz etrafa bakarım. Yetmezse ağaçlarda ararım. Bulurum. Oradan oraya sıçrayarak yerini tespit ederim onun. 3-5 dakikacık bir süre benim için yeterli, artar bile. Hadi deneyelim öyleyse. Çok yoruldum. Muzipi de kaybettik. O hep öyledir. Çıkar bir yerden, merak etme. Hal hal hal. Boncuğunu bulamadık kartopu. Önümüzde uçurum. Buradan atlayabilir misin? Şu dal parçasıyla aradaki mesafeyi bir ölçelim bakalım. İyi fikir. Biz kediler de atlamadan önce gözümüzle mesafeyi ölçeriz hep. Bu çok akıllıcaydı. Koçların böyle akıllı olduğunu bilmiyordum. Onu da nereden çıkardın? Biz hem akıllı hem cesuruzdur. Kartopu doğru söylüyor. Anlaşılan sen Kur'an-ı Kerim'de geçen koçun hikayesini duymamışsın. Hayır, duymadım. Ormana döndüğümüzde hikayenizi bana da anlatır mısın kartopu? Hazreti İsmail'in yerine kurban olarak gönderilen o sevimli koçu tanımamana şaşırdım doğrusu. İbrahim peygamberin biricik oğlu İsmail peygamberi kurtaran koçtur o. Bizler kurban bayramlarında o büyük peygamberlerle beraber o sevimli koçu da anarız. Gerçekten çok cesurmuş. Sen de öyle misin? Ya ne sandın? Atla sırtıma da göstereyim. Kaytopu, biz bu yaşta birlikte sana yeni bir boncuk yaptık. Bu harika bir haber. Çok mutlu oldum. Çok. Bıyık Bey.